بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Tesettür hakikatiyle ilgili derslerimize devam ediyoruz inşallah. Tesettür hakikatını, tarihi seyrini, arka planını, tesettür hakikatının ayetlerdeki yerini, hadisi şerifleri, bazı hadisi şerifleri ve tesettür hakikatiyle ilgili bazı fıkhi meseleleri konuştuk. Böyle bir çok teferruatlı gitseydik bu kısma başlarda yer veremeyecektik. Ama tekrardan geri dönüp tesettürle ilgili hadislerin yeniden gözden geçirilmesi, onunla ilgili ek videolar, gene tesettürle ilgili fıkhi şeyler, araştırmalar, o araştırmaların neticesi olarak ortaya konulacak ürünlerin toplanıp yeniden revize edilip video haline getirilmesi devam edecek. Şu an videolarımıza ara vermek adına özellikle şimdi değerli kardeşlerime bunu ifade edeyim. Videonun arkasındaki süreçte dersin ifade edilmesi, okunmasından önce bazılarında hazırlık olduğu oluyorsa da bazılarında olmuyor. Özellikle bu tesettür hakikatını Risale-i Nur'da biz, Risale-i Nur'da tesettür hakikati diye ayrı bir oynatma listesi açacaktık normalde. Sonra tesettür hakikati içerisinde Risale-i Nur'da tesettür hakikati diye ilgili bahsin ismini yazmayı daha münasip gördük. Bu noktadan Risale-i Nur'la ilgili önceden bir çalışmamız olduğu için o kısımdan devam ediyoruz. Ayrıyeten tesettür hakikatiyle ilgili makaleleri, işte tezleri incelemeye, kitapları incelemeye, kaynaklara, ilk kaynaklara bakmaya, son dönem İslam alimlerinin eserlerine müracaat etmeye devam ediyoruz. Bu da şüphesiz sadece tesettür hakikati yok, sünnet, tesettür hakikati, sual cevap, video oynatma listesi, namazın hakikati eklendi. Yani farklı oynatma listeleri, dua, havas vesaire, onların hepsi toplanınca tabii yekün bir çalışma istiyor. Elbette o yüzden de tam istediğimiz sırada videoları yayınlayamıyoruz. Yani dersini çekip de yayınlayamıyoruz. İnşallah tesettür hakikatı ile ilgili bu videolara şimdi artık Risale-i Nur'dan belli bir sırada devam edeceğiz. Risale-i Nur'daki o meseleleri konuşacağız. Ondan sonra tekrar son dönem İslam alimlerinden Elmalı Hamdi'nin tesettür hakikatıyla ilgili, yani tesettürle ilgili o ayetlerini mutala edeceğiz. Anlatacağız tefsir babında. Ondan sonra tekrar hadislere, özellikle Buhari Tecid-i Sarih'ten tesettür hakikatini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdiki konumuz birkaç, yani bir seri ders, artık ona kadar gider mi bilemiyorum. Tesettür hakikatını Risale-i Nur'da nasıl işlendiğine bakacağız beraber. Evet, nereden okuyorum? Sözler'den, Sözler adlı eserden, 25. sözden, 3. şulenin, 3. şulenin 4. esasından okuyorum. Burada putperestlik ve zahitperestlikle ilgili bir bahis var. O bahsin içerisinde bir 4. esas var. Sanemperestliği ve zahirperestliği işleyen. Yani Bediüzzaman Hazretleri külliyatın farklı yerlerinde zahirperestliğin, putperestliğin, suretperestliğin, bunların birer hastalık olduğunu söylüyor. Onunla ilgili de tespit ve tedavi önerileri var. Biz şimdi 4. esasından inşallah okuyalım. 4. esas, sanemperestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli, gölgesiz suretler. Yani şöyle bir paragraf okuyalım. Bir paragraf okuduktan sonra başa dönüp mutala edelim inşallah. Sanemperestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli, gölgesiz suretler ya bir zulm-ü mütehaccir, ya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i mütecessimdir ki beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp
teşvik eder. Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Ta hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Aleti hevesat ehemmiyetsiz bir met'a hükmüne geçmesinler. Haşi 2. Tesettür-ü Nisvan hakkında 31. mektubun 24. leması gayet kat'i bir surette ispat etmiştir ki tesettür kadınlar için fıtridir. Ref'i tesettür, tesettürün kalkması fıtrata münafidir. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Hususan suretperestlik ahlakı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şevhet, nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder, öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak derinden derine siyah olvi insaniye sarsar, tahrip eder. Evet, sanem perestliği. Dördüncü esas, sanem perestliği yani put perestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanem perestliğin bir nevi. Sanem perestliğin yani put perestliğin bir nevi de taklidi olan suret perestliği de men eder. Yani suretçiliği, zahirciliği, lafızcılığı, suret perestliği de Kur'an men eder. Yani eskiden sanemler, putlar neyse bugün de suretler o vaziyette. Peki bu putperestliğin bir çeşidi olan suretperestliği. Yani suretperestliği şöyle anlayalım. Suretler, simalar, yüzler, erkeğin kadına, kadının erkeğe karşı veyahut sanatçı, işte ünlü anlamında kadının kadına, erkeğin erkeğe karşı işte veya izleyici, topçu anlamında seyircinin futbolcuya karşı onu aşırı böyle suretleştirmesi, putlaştırması, işte duvarlarını böyle her yere asması, aşırılık derecede böyle bir ona karşı prestij göstermesi, bunlar suretperestliği ifade ediyor. Bunlar suretperestliğin uç kısmı, bir de bunun aşağıda olanı var, alt tabakası. Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Medeniyet, medeniler, Avrupalılar bu suretleri kendi güzelliklerinden, mehasininden sayıp kendinin zannedip, halbuki yani velillahi mulku semavati vel ard, yerde gökte ne varsa Cenab-ı Hak onların mülküdür. Elbette o mülk, mülkte mülkün sahibi malikül mülk istediği gibi tasarruf edip istediğini emredip istediğinden nehyedecektir. O medeniyet ise Kur'an'a karşı çıkıp suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler, halbuki gölgeli gölgesiz yani resim, put, insan, gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehaccir, yani gölgeli işte bedenin, canlının ve heykelin gölgesi var ama resimlerin falan duvara yapıştırılanların gölgesi yok tabi. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehaccir, yani o suretler ya nedir? Bir zulmü mütehaccirdir. Ne demek? Tahaccur etmiş bir zulümdür. Yani taşlaşmış bir zulümdür. Taştan putlar gibi. Veya bir riya-i mütecessittir veyahut riyanın, gösterişin böyle cesetleşmiş halidir o suretler. Riyadan başka bir şey koku, başka bir koku vermiyor, başka bir görüntü çizmiyorlar. Ve zulmün taşlaşmış halinden başka bir ifadeleri de yok. Veya o suretler bir hevesi mütecessimdir. Hevesin cisimleşmiş, yani o insanın, o kimsenin ona baktığında sadece heveslerini tatmin eden cisimleşmiş birer heves oluyorlar. Beşeri zulme. Peki onlar ne yapıyor? O suretlerin zulmü müteaccir olması, riyayı mütecessit olması, hevesi mütecessim olması ne yapıyor? Beşeri
Zulme, hayvani hislerini kamçılayarak beşerdeki hayvani hisler, sapkınlıklar, takıntılar, bunları kamçılayarak, harekete geçirerek beşeri zulme, karanlığa, zulmetmeye, riyaya, gösterişe, hevaya, nefsinin peşine gitmeye, nefsini ilah edinmeye, hevesini kamçılamaya teşvik ediyor o suretler. İşte bunlar neler? Az önce ifade ettik. Çok detay verip zihinleri bulandırmak istemiyoruz. Zaten belli, aşağıda gelecek mesele. Yani işte günümüzün hastalığı, genç Müslüman Anadolu insanının işte yabancı artistlerin, kadınların fotoğraflarını sürekli odasına asması, yapıştırması, çerçeveletmesi veya televizyondan sürekli onları takip etmesi. Yani o surete Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günde bir saat gitmediği halde o suretperestlik putuna günde defalarca gitmesi, televizyonda gitmesi, telefonda gitmesi, ekranda gitmesi, duvarda gitmesi vesaire şeklinde bir hale gelmiş ve bunlar da, bu suretler de beşeri zulme, riyaya ve hevese kamçılıyor ve teşvik ediyor. Hem Kur'an, peki Kur'an ne yapacak? Şimdi Kur'an'a muaraza etmiştiler. O karşı çıktıkları Kur'an aslında onları neye davet ediyor? Bakalım. Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Hem Kur'an tesettürle, Kur'an'ın edebiyle, sünnetin ziynetiyle süslenen o kadınlara merhamet ederek onları kadınlık hürmeti, kadınlara hürmet için, annelere, o kadınlara hürmet için, onların hürmetlerini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Hayalarını. Ve şöyle bir rivayet var, onu hemen ifade edeyim. Yani haya tabii çok önemli. Tesettürün bir nevidir haya. Tesettür hakikati videolarımızda hayayı da inşallah konuşacağız. Yani sahabe olan çocuklarından birkaçını kaybeden, aynı gün içerisinde farklı musibetlere muhatap olan, savaş alanında çocuklarının parçalanmış, oklanmış, kılıçlanmış cesetlerini, yüzlerini belki tanınmayacak halde bulan bir anne, tesettür ve tesettürün edebini bize şöyle haliyle ders veriyor ve diyor. O çocuğunun cenazesinin yanına, cesedinin yanına giden o anne, çocuğunu o halde bulunca vakarlı bir şekilde oturuyor ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okuyor. Ya Rabbim sen aldın, sen verdin, sen aldın, cennetine kabul et diye dua ediyor ve o vakarını hiç bozmuyor. Bu sırada birisi geliyor. Buna soruyor, yani Ebu Davud hadisi. Ne var yani, hani neden hiç o zamanki adetlerde çok var. Böyle hayati misali kadınlar az. Tabi Kur'an'la beraber, Kur'an'ın talebeliğin talebi, Kur'an'a talebi olarak zamanla yetişiyorlar. Ona diyor ki hani üstünün başını hiç açmıyorsun, kendini paralamıyorsun, bağırmıyorsun, çağır. O da şöyle bir cevap veriyor. Çok enteresan bir cevap. İn urze ibni felen urze hayayi. Yani ben evladımı kaybettim diye hayamı da mı kaybettim? Hayamı elbette kaybetmedim diyor ve o vakar halini muhafaza ediyor. Demek ki kadınlara Kur'an merhameten hürmetlerini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Kadın hayasız daha kötü olur. Erkeksiz haya. Erkek hayasız kötüyken kadın hayasız daha kötü olur. Ta o haya perdesini takmasını emreder ki hevesat-ı rezilenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Yani Kur'an kadına şefkat madeni diyor. Onun layık olanının, annesinin, edeplisinin altına, ayağının altına cenneti seriyor. O şefkat madenleri zillet çekmesin, alçalmasın, hor görülmesin, bir ticaret metaı olmasın, bir geçim kaynağı olmasın diye o şefkat madenlerini Kur'an merhameten haya perdesini takmasını onlara emrediyor ki o hevesat-ı rezilenin ayağı altında. Çünkü bu hevesler biliyorsunuz rezil değerli kardeşler. Yani hevese alet olan hevesatın rezilliğinin ayağı altından başka bir yere gidemez yani. Bir rezillikten bir rezilliğe, heveslerin bitmeyen isteklerinin önünde top gibi adeta o ayaktan o ayağa gidecektir. O şefkat madenleri zillet çekecektir. Alet-i hevesat ehemmiyetsiz bir meta hükmüne, alet-i hevesat sadece heveslere alet, ehemmiyetsiz bir mal hükmüne o şefkat madenleri geçmesinler. Medeniyet ise ne yaptı? Kur'an'ın bu çağrısına uymadı.
isyan etti. Medeniyet kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, kadınları yuvalarından çıkarıp bunu sistemli yaptı değerli kardeşlerim. Bunu yaparken etiketler buldu. Bunu yaparken modern insanın zihnindeki modernite ve teknoloji algısını kullandı. Ne yaptı? Etiket yaptı. Moda etiketi vurdu ona. İşte güzellik etiketi vurdu. Neden sen de olmayasın etiketi vurdu. O kadınlara iş etiketi vurdu, makam etiketi vurdu ve yuvalarından çıkardı. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp, bitti mi yuvalarından çıkmasıyla beraber? Hayır. Yuvalarından çıkan o kadınlar medeniyetin o cazibedar tekliflerine karşı nefislerine hakim olamadı, direnemedi, dayanamadı. Zamanla perdeleri yırttı. O perdesi yırtılan kadın fizyolojik ve kimyasal bir reaksiyon gereği toplumun da beşerin de perdesinin yırtılmasına ve baştan çıkmasına sebep oldu değerli kardeşler. Halbuki aile hayatı, halbuki böyle mi olmalıydı? Yok. Aile hayatı kadın erkek arasında mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Yani bir ailenin istikametli olabilmesi, huzurlu devam edebilmesi için o çocukların orada İslam okulunda, İslam okuluna öğrenci olarak yetişebilmesi için kadın erkek arasında mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle ancak o aile hayatı devam edebilir. Açık saçıklık, kadının çıkması evden, sürekli mutluluğu dışarıda araması, sürekli mutluluğu işte araması, evini ihmal etmesi, çocuklarını ihmal etmesi, Allah'ın hükümlerine isyan etmesi, haramlarından kaçmaması, helallerine uymaması neyi netice verdi? O aile hayatının hürmetinin bozulmasına. Tabii aynı şeyler erkek için de geçerli. Erkek de helale harama dikkat edecek, kadın da edecek. Ama kadın Ahzab suresinin ayetlerinde 33. ayetteki ifadede bunu daha önceki de tesettür derslerinde okuduk. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجِنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةُ الْأُولَى. Yani kadınlar evlerinde vakarlı oturup zaruret olmadığı sürece bir gerekçe ve gerek yoksa lazım olan evlerinde vakarla ilim tahsil edip talebeyi ulum olan öğrencilerini yetiştirip evlatlarını öğrenci olarak yetiştirip bu ümmete Yavuzları, bu ümmete Fatihleri, Yıldırımları, Kanunileri ancak o şekilde ihsan edebilirler, o şekilde terbiyeyle verebilirler değerli kardeşlerim. Peki medeniyet ne yaptı? Medeniyet zahirde kazandırdığını zannetti. Onlar da zahiren kazanarak kazanacaklarını, insanı yetiştirmeden çok para kazanmaya ehemmiyet vererek ihya olacaklarını zannettiler. Halbuki açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti izale edip, halbuki kadının dışarı çıkması, açılıp saçılması, aile hayatındaki samimi hürmeti ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Hususan suretperestlik ahlakı fena halde sarstı. Hususen suretperestlik. Yani hangi kadın dışarı çıkıyor da suretperestlik şeklinde çıkmıyor? Yani herkesin ona bakacağını, onu göreceğini nazara alarak ona göre bir dizaynla evden çıkıyor. Yani suretperestlik orada hükmediyor. Halbuki kadının evde aile içerisindeki suretperestliği, suretinin güzelliği sadece kocasına göre olmalıydı. Hususan suretperestlik kocası için olmalıydı. Tabii günümüzün formatında ne var? İşte kadın evde sarımsak, soğan, mutfak, ev içerisindeki kötü giysileri, pijamaları vesaire, kötü yorgun halleri, iş sonrası stresli halleri evde, kocası da stresli bir şekilde geliyor. Evdeki işin yorgunluğu çalışan karı kocalar için. Sonra ne oluyor? Koca karısını evde en çirkin, kadın kocasını evde en yorgun görüyor. İkisi de ister istemez şeytanın nefsin vesvesesiyle hepsi olmasa dahi kadın başka erkekleri iş yerinde, erkek başka kadınları iş yerinde daha güzel gördüğünden o aile hayatı ve kadın erkek arasındaki o ilişki mütekabil hürmet ve muhabbet sarsılıyor. Samimi hürmet ve muhabbet o açık saçıklıkla aile hayatını zehirliyor değerli kardeşlerim. Yani videonun süresini aşmamak için bu kadarla yetiniyorum. Yoksa bu hakikatların tabi izahı var. Başka videolarda devamı gelecektir. Hususan suretperestlik ahlakı fena halde sarstı. Yani suretperestlik sürekli işte kadınların suretlerine bakmak işte veya az önce ifade ettim o suret putlaştırılan o suretlere bakmak ahlakı fena halde sarstı.
Yani suretten maksat ne anlayacağız biz? Elbette ki suretten maksat hepsidir. Kadının veya erkeğinin timsalidir. Hüviyeti suriyesidir. Ama mamafi bunda şunu da kesinlikle ihmal etmeyelim ki bu suretten asıl da maksat aslında yüzdür. Yani o yüzden tabi bu bakış ölçüsü mecburiyet derecesinde yüz ne kadar helal de olsa mecburiyet derecesinde suretperestliğe yol açmadan, ahlakı sarsmadan, hissi hevesi kamçılamadan, istikameti bozmadan zaruret miktarınca ancak yapılabilir. Hususan suretperestlik ahlakı fena halde sarstığı ve sukutu ruha sebebiyet verdiği suretperestlik ahlakı fena halde. Yani bu hani var ya halk arasında yani işte bak ne olacak işte erkek değil misin? Güzele bakmak sevap değil mi falan filan. Değerli kardeşlerim bunlar insanı insaniyetten alıp harama bakış konuşuyoruz tabi. Hayvaniyete götüren, hayvaniyete sukut ettiren, düşüren, ahlakı fena halde sarsan o beşerde artık ahlak denilen, din denilen, ölçü denilen bir seciyenin olmayacağı, ona hayvaniyet mertebesini düşüren bir şeye yol açıyor bu suretperestlik sonuca toplumda. O yüzdendir ki tesettürün şair İslamiye'den olduğunu, tesettürün kalkmasıyla beraber ahlakın ortadan kalkacağını biz daha önceki derslerimizde söylemiştik. Bunu nasıl anlarız sukut-u ruh meselesini? Nasıl ki merhume rahmetli olmuş bir kadın, rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar, şehvet ve hevesle bakmak ne kadar o insanın vicdanını, ahlakını, toplumu, vicdanlı insanların sinesini tahrip ediyorsa aynı bu şekilde de ölmek üzere ölecek, her an ölümü muhtemel, rahmete muhtaç olan bir canlı kadın cenazesine, canlı kadının suretine de bakmak aynı o cenazeye bakmak gibi olur. Yani canlı kadın cenazesinden maksat ileride cenaze olacak şekilde o rahmete muhtaç olacak halini nazara alarak. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine, ölmüş kadınların suretlerine, yani şimdi ölmüş kadınların suretlerine biz nerede bakıyoruz? Açıp gidip mezarlıklara o suretlere mi bakıyoruz diyenler belki. Tabii ki ölmüş kadınlar neredeler? Televizyonlarda, sinemalarda hala devam ediyorlar. Yani ölmüş kadınların suretlerini veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerini hevesperverane bakmak derinden derine hissiyatı ulviyeyi insaniyeyi sarsar, tahrip eder. Ölmüş kadınların suretlerini yahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverane bakmak, heveskârane böyle şehvetle, hayvani hislerle bakmak derinden derine hayvani olan o metabolizmayı işlettirdiğinden dolayı derinden derine hissiyat-ı ulviye insaniyeyi sarsıyor. İnsandaki o ulvi, yüksek, Rabbani hisleri tahrip ediyor, yıkıyor, yerle bir ediyor. O hissiyat-ı ulviye insaniyeyi sarsıyor, tahrip ediyor ve o insan artık hayvan ne yapabilirse hatta daha aşağı kel en'amu belhum edallus sebila yoluna kadar hayvandan da aşağı girecek kadar ahlakını sarsıyor. Toplumda bir fesat aleti oluyor. Toplumda bu sefer tecavüzler, tahripler, tacizler had safhaya çıkıyor değerli kardeşlerim. Burada tabii ki bu söylediklerimizi daha önceki tesettür videolarında kadının ve erkeğin kendilerine yakışan tesettürü takınmaları açısından değerlendireceksiniz. Elbette kadın tesettür emriyle muhatap, örtünmeyle muhatap, cilbapla muhatap. Aynı şekilde erkek de gözüne cilbapla, örtüyle, set çekmeyle muhatap değerli kardeşler. Ama günümüz medeniyet, teknoloji, işte fen, felsefenin hükmetmesi, vicdanın, kalbin, ruh hayatının yaralanması, o medeniyetin ifade ettiği hakikatların, ifade ettiği medeniyetin ortaya koyduğu şeylerin mevcut hakikatlara, Kur'ani manalara zıt olması, sürekli hevesi hevesatı teşvik etmesi, hani tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatıyla sürekli o edebiyat müessesesini kötüye kullanarak, fen ve teknolojiyi kötüye kullanarak, medyayı kötüye kullanarak, televizyonu, radyoyu, YouTube'u, Instagram'ı, Face'i, Twitter'ı kötüye kullanarak ne yaptı? Hevesi, hevesatı kamçıladı, insanın o ulvi hislerini öldürdü ve insanı hayvanlaştırdı değerli kardeşlerim. Nasıl? Delilini istiyorsanız bakın dünyaya. Dünyada insanlar ölüyor. Müslümanlar katlediliyor.
Dünyanın dört bir yanında zulüm var, adaletsizlik var ama dünya insanları buna karşı sağır, kör ve sağır. Neredeyse. Neden? Çünkü onların o hislerini medyayla, dizilerle, filmlerle, feyslerle vesaire birçok şekilde uyuttular. Nefsini, nefislerini heveslere, hevesata, hayvani şeylere teşvik etmek için edebiyatı kötü kullanıp, tiyatrocu, sinemacı ve romancı edebiyatını kötüde kullanıp, hissi, hevesi, nefsi, hayvani hisleri, işte cinselliği vesaire farklı faktörleri teşvik ederek nefsi susturup, vicdanı susturup, ruhu, kalbi, aklı, sırrı, latifeleri, latife-i Rabbaniye'yi, Cenab-ı Hakk'a bakan duyguları, insandaki yüksek hisleri, ahlak-ı âliye yüksek hisleri, sırları, maaliyata, vatanı aslilerine, makar ebedilerine, ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için latif ve edepli, masumane bir teşvik yapmadılar. Ama Kur'an'ın teşviki ise ikinci neşe. Birinci neşe kötü, hisli, hevesli, hormonlu bir sevinç. Hisli, hevesli, hormonlu ve menfaatli ve hayvani bir sevinç ve neşe. İkinci neşe ise nefsini susturur. İnsan-ı kamil olmak denen dünyanın kuruluş maksadını insanlığın ve bütün dinlerin ve felsefenin maksadı olan insanı kamile gitmek için nefsini susturur. Dünyevi saadeti temin için ruhu ve kalbi ve aklı ve sırrı ve latifeleri ve sırrı maaliyata, yüksek manalara, yüksek hedeflere, hakikatlara, iyiliğe, güzelliğe, başkaları için yaşamaya, rıza ilahiye teşvik, vatanı aslileri makar ebedileriyle vatanı aslilerine teşvik eder, ahireti onlara gösterir, makar ebedilerini onlara asıl olarak gösterir. Asıl olarak orayı, ikinci olarak dünyayı hedeflerine koyar. Asıl olan o hedeflerine yürür onlar o hislerle ve ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için, Allah'la görüşmek için, peygamberlerle, dostlarıyla, akrabalarıyla, cümle geçmişiyle, çoğunluğuyla orada görüşmek için, ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için Kur'an ise neşeli, Kur'an'ın neşesi ise edepli, latif ve masumane teşviktir. Saadeti ebediyeye, cennete, rüyeti cemalullah'a, beşeri sevk eden, teşvik eden Kur'an'ın mucize beyanın edebidir, ahlakıdır değerli kardeşlerim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.